Üçüncü 6 Temmuz tarihinde Gavs olarak bir derkezin Menzil Şeyhi hayatını kaybetti. Ve aynı gün cenaze töreni düzenlendiği gün işte insanlar oraya akın etti vesaire, o kalabalık görüntüleri izledik biz. Aynı günün akşamı en büyük oğlu açıklama yaptı. Çok ilginç, yani babalarını gömdükleri gün bu açıklamayı yaptılar, defnettikleri gün. Biz bir karar aldık. Şimdiye kadarki tüm tövbeler iptal. Tüm tövbeler iptal. Evet, bir tövbe alıyorlar çünkü. Tövbeler, zikirler iptal. Ve cemaatin başına artık üçümüz geçiyoruz. Üçümüz dediği üç kardeş. Kendisi en büyük Muhammed Saki, işte Muhammed Mübarek ve Muhammed Fetta. Artık cemaati üçümüz yöneteceğiz dedi. Ve bu ilginçti, yani eş başkanlık olarak yorumlandı. Aynı tahtta üç kişi oturacaktı ve dediler ki vekillikler de iptal. Vekillik dedi, işte FETÖ imamları vardı. Burada da vekil deniyor. İmam değil, vekil. İşte illerin vekilleri var. İşte kamu kurumlarının vekilleri var vesaire. Kamu kurumları. Dan sorumlu vekiller olduğu ifade ediliyor. İşte TSK'nın şeyinde, Sağlık Bakanlığı vesaire. Birçok bakanlıkta. Ve bunlar da askıya alın dediler. Şimdi üçü, bir koltukta üç kişi var. Muhammed Saki en büyükleri ayrı bir yol izlemeye karar verdi. Diğer iki kardeş Fettah ve Mübarek birlikte hareket etmeye karar verdi. Yani cemaat ortadan ikiye bölündü. Yani üç şeyh var ama ikisi birlikte hareket ettiği için ortadan ikiye bölündü. Ve şimdi artık kavga inanılmaz bir boyuta vardı. Önce vakıf ve dernekleri ayırdılar. İşte Menzil'in herkesin bildiği Semerkant Vakfı vardı. Beşir Derneği vardı. Biz bunları depremde gördük, Beşir Derneği'ni. Her depremde görüyoruz. Ve bunlardan aslında müthiş bir para akıyordu cemaate. Bazılarına ulaşabiliyoruz açık kaynak. Mesela Beşir Derneği'nin sadece 2022 geliri 250 milyon lira. Bunu yapan kim? Cemaatin müritleri, kendilerine sopi diyen insanların oraya işte yaptığı bağışlar vesaire. Sadece bir dernekleri üzerinden 250 milyon lira para akıyordu buraya. Normalde bu dernek, cemaat, tarikat, onların gelirleri nereden olur normal şartlarda? Yani normal şartlarda aslında işte o kendi müritlerinin vesaire işte Bağış. bağışlarıyla vesaire. Ama burada işte bilemiyoruz. Beşir Derneği'nin işte o gelirinin hepsi aslında bağış mı? Yani o kısım çok açık değil. İşte İsmail Ağacılar'ın AB'den fon aldığını dahi biliyoruz. Bunları geçmişte konuştuk. Ve dediğim gibi böyle bir şey izlediler ve vakıf ve derneklerini ayırdılar. Mesela Semerkant Vakfı'nın karşısında yine bir vakıf kurdular. Beşir Derneği'nin karşısında yine bir dernek kurdular. İşte Serhendi Vakfı sanırım, Nezir Derneği olması lazım. Paralel bir yapılanma oldu. Her kentte artık iki vekil var. İşte ilçede iki vekil var. Bir taraf işte Fettah ve Mübareğin vekilleri. Diğer tarafta Muhammed Sakin vekilleri. Ve şu anda şeyleri bölüşemiyorlar, malları. Niye bölüşemiyorlar? Örneğin İstanbul'un Şişli ilçesinde Menzil'in bir derneği var. Bir dergahı vardı. Onlar dergah diyor. Şimdi bu dergahı kim kullanacak? O taraf mı? Diğer taraf mı? Önce dediler ki biz hani burayı ortak kullanacağız. Şimdi onu orada anlaşamıyorlar. Hatta Menzil köyündeki dergahlarından abilerinin müritlerini attılar kapı dışarı. Onun videosunu yayınladık. Muhammed Saki'nin müritlerini attılar dışarı. İşte eşyaları vesaire gece vakti kapının önüne attılar. Orayı kim aldı? İşte kardeşleri, diğer Muhammed Fettah ve Mübarek. O dergahı aldı. Düşün, yani bu işin merkezinde Menzil köyünde dahi bu yaşanıyor. Şimdi yine birçok kentte kavgalı, işte sopalı vesaire kavgaların yaşandığı iddia ediliyor. Belki biz bunların görüntülerini de ilerleyen zamanlarda izleyeceğiz. Belki de hatta iş daha da ileri bir boyuta varacak. İşte Menzil içerisindeki bir silahlı çatışma görüntüsü falan izleyeceğiz. Çünkü artık o noktaya gelmiş Silahları durumda. var mıdır? Yani muhakkak vardır. Olmasa dahi bulmaları güç değildir. Ve dediğim gibi belki böyle görüntüler izleyeceğiz ki birbirlerine karşı çok sert açıklamalar yapıyorlar. Dediğim gibi kavga bu şekilde. Aslında bunun altında yatan da bir mal paylaşımı, mal kavgası. Şimdi aklıma şu geliyor. Hani iktidarın desteğini konuştuk bu tarikata, Menzil tarikatına. Bu bölünmede peki gücü elinde bulunduranlar kimin yanında? Böyle bir tavır sergilendi mi? Sergilendi. Aslında orada çok ilginç bir detay var. Şimdi Gavs denilen şeyh sağken, son dönem yaşlılık dönemi, hastalık dönemi, en büyük oğluna diyor ki Muhammed Sakin, Gavs'ın anlamı ne bu arada İsmail? çok İslami bir şeyi var ama şu an çok hatırlayamadım. Peki, tamam. Kitapta da anlatmıştım detaylı. Çok, çünkü tabir var Evet. cemaate Evet, dair. merak edenler kitabı Evet, okusunlar yani çok da mutlaka. işte Gavs-ı Nizam deniyor vesaire, çok böyle İslami terim var. Şeyde Menzil Şeyhi hayattayken, önceki Şeyhi diyor ki en büyük oğlu Muhammed Saki'ye, sen benim yanımda kalacaksın Menzil köyünde.
Diğer oğlunu, ortanca oğlunu da diyor ki Muhammed Mübarek'e, sen de bizim işlerimizi yürüteceksin. İşte şirketler, kamudaki örgütlenme, bürokrasideki görüşmeler, işte hastaneleri var, özel okul zincirleri var, bilimsel eğitim veriyoruz dedikleri özel okul zincirleri eğitimi var. Eğitimi ayrıca sormak istiyorum. Ve böyle bir yapılanmaları var, sen de onu yöneteceksin diyorlar. Şimdi Menzil asıl holdingleştiren isim Min Muhammed Mübarek oldu söyleniyor. Ve ilginçtir ki işte o cenaze günü de taziyeler Muhammed Mübarek'e yapıldı. Yani en büyük oğluna değil, şeyhin ortanca oğluna yapıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı gitti, ona taziyede bulundu. Hemen yanında Recep Akdağ vardı işte. Diğer AKP'liler vesaire onun yanında durur. Çünkü yani taziyeler gösterdi kimin yanında evet, olduklarını. Çünkü işte bürokrasiyle falan daha çok o konuşuyordu. Görüşmeleri o yapıyordu. Ve benim tahminim, kanaatim, bu durumdan da rahatsız olan Muhammed Saki, en büyük mürit de onun, en çok onun sofisi var. Farklı bir yol izlemeye karar verdi. Fatih Erbakan'la görüştü iki gün önce Ankara'da, fotoğraf paylaştılar. Bana kalırsa böyle de AKP'ye bir mesaj veriyor. Çünkü bunu çok yapmazlar. Kolay kolay birlikte fotoğraf paylaşmazlar. Şimdi yeniden Refah'la da AK Parti'nin görüşmeleri hızlandı bu arada. Evet. Söylediğin şeyle hiç bağlantısız sayamayız. Evet, yani zaten onların arasında bir gerilim var. Ya belki de bir gözdağı veriyor. Yani bizi gözden mi çıkardınız ve yani bunu mu istiyorsunuz? Biz hani onlarla mı hareket edelim? Mesajı veriyor belki de Muhammed Saki. Çünkü dediğim gibi bu çok alışık olmadığımız bir şey. Yani Muhammed Saki'yi siyasetçilerle, genel başkanlarla göremezsiniz. Yani Menzil'in oyunu biz size verdik, desteğini açıkladık bir önceki seçimde. Ama şimdi oylar bölünebilir. Böyle de bir tablo var. Evet. Eğer yeniden Refah'la bir işbirliği olmazsa. Evet. Bunu mu anlıyoruz? Evet. Yani tabii tablo, yani görünen o. İzlemeye devam etmek.